Safta meydana gelen maden katliam sonrasında bütün ülkeye yayılan eylemler bugün üniversitelerde de etkisini göstermeye başladı. İlk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi işgal edildi ve ardından bu işgal diğer üniversitelere de yayılmaya başladı. Maden Fakültesi işgal edildikten sonra forum yapıldı üniversite öğrencileri tarafından. Forumdan bazı kararlar çıktı. Bu kararların başında karbonmonoksitle ölüm en tatlı ölümdür diyen Profesör Doktor Orhan Kural'ın istifası vardı. Bu talep henüz üniversite yönetimi tarafından kabul edilmedi. Ancak diğer talepler üniversite yönetimi tarafından kabul edilmiş durumda. Forumlar hala devam ediyor ve Çevik Kuvvetli okulun kapısında bekleyişini sürdürüyor. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bugün saat 2'de Maden Fakültesi'ne bir çağrı yapıldı. Bütün üniversite öğrencileri ve halk 2'de Maden Fakültesi'nde çağrıldı. Güvenlik işlerinin bu sistemden bir an önce çıkarılıp sözleşmeli işçi olarak okula alınmasını istiyoruz. Ve İTÜ Rektörü Karaca'nın bu sözü vermesini istiyoruz. Diğer üniversitelerde de İTÜ'den sonra işgaller başladı. İlk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi okulunu işgal etti ve diğer üniversitelere de yayıldı. Biz şu anda size üniversitelerdeki durumu aktaracağız. Bahçeşehir Üniversitesi'nde aynı şekilde forumlar yapıldı ve talepler listesi oluşturuldu. Onlar da yarın saat 2'de Maden Fakültesi'ne gitme kararı aldılar. Soma'da yaşananların kader değil cinayet olduğunu ifade ettiler. Maddi ve manevi bütün desteklerini, olanaklarını Soma'ya yönlendireceklerini söylediler. Üniversitede Soma'da ailesini kaybetmiş öğrencilerin okutulmasını, burslu bir şekilde okutulmasını talep ettiler. Galatasaray Üniversitesi'nde de 3 gündür etkili bir şekilde boykotlar devam ediyordu. Bütünün ardından bugün onlar da üniversitelerini işgal ettiler. Ve forumlarda bazı talepler dile getirdiler aynı şekilde. Okullarında çalışan taşeron işçilerinin okulun tanımlı işçisi haline getirilmesi istediklerini söylediler. Okulda bulunan alt geçide Soma adının verilmesi istediler ve yarın okullarında bir sergi yapılacağını duyurdular. Boğaziçi Üniversitesi'nde de Soma nöbeti tutuluyordu. Bugün saat 11'de nöbeti sonlandıracaklarını ve saat 2'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ne gideceklerini bildirdiler. Soma'nın ateşi sönmeyecek diyoruz. Bu yüzden Soma için nöbetteyiz. Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün İTÜ'lü öğrenciler Maden Fakültesi'ni işgal ettiler. AKP'nin taşeronluğunu yapan hocalarını protesto etmek için, bilirkişiliğini yapan hocalarını protesto etmek için, karbon monoksitle ölüm tatlı bir ölümdür diyen hocalarını protesto etmek için. Biz de onlarla dayanışmak için buradayız. Genç madencilerin bir sloganı var. Diyorlar ki aydınlık bir gelecek için karanlığı kazıyoruz. Biz onlarla birlikte daha derine kazacağız. Bu ülkenin emekçileriyle birlikte daha derine kazacağız. Ve söz veriyoruz, bu ülkenin üzerindeki karanlığı söküp atacağız. Bizler, yani bu ülkenin gençliği, AKP'nin bugün gömdüğünü sandığı yüzlerce bareti zaten ODTÜ eylemlerinden beri, Haziran direnişinden beri çantalarımızda taşıyoruz. Şimdi o baret bir şeyin sembolü. AKP'nin en çok korktuğu şey, yani sınıfın sembolü. Peki şimdi biz ne mi yapacağız? AKP'nin, onların, katillerin en çok korktuğu şey, yani sınıfımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bir adım geri çekilmek yok demiştik, şimdi sınıfımızla birlikte ilerleyeceğiz. İşçilerin hesabını soracağız. Bütün maden fakültesinde hesap sormak için işgal eden arkadaşlara selam gönderiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de aynı şekilde forumlar yapıldı ve talepler dile getirildi. Soma'da göçük altında kalan bütün işçi cenazeleri çıkartılana kadar üniversitelerdeki derslerin ve sınavların iptal edilmesini istediler. Alp Gürkan ve İsmet Kasapoğlu'nun Maden Mühendisliği Akademik Danışma Kurulu'ndan çıkarıldığının Maden Fakültesi Dekanı tarafından deklare edilmesini istediler. Katillerin danışmanlığını yapan Orhan Kural'ın derhal istifa etmesi ve kamuoyundan özür dilemesini istediler. İşgallere iştirak eden hiç kimseye soruşturma açılmamasını istediklerini söylediler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde taşeron çalışma sisteminin kaldırılması ve İTÜ Rektörü Mehmet Karaca'nın bunun sözünü vermesini istediklerini söylediler. İşgalden görüntülerle bu videoya devam edeceğiz. Bugün saat 2'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ne gideceğiz. Orada bütün üniversiteliler ve halkla beraber orada olacağız.